Varlık ve Yaratılış Tanınmış bir kişilik bilim insanı Celal Şengör'ün söylediği yaratılış yoktur ifadesini değerlendirmek istedim. Linkler aşağıdadır. İddiasında veya inancında somut bir gerekçe veya delil yoktu. Sadece, M.Ö. 6. asırda yaşamış doğa filozofu Anaximandros'un düşüncesini referans gösterdi. Bu iddia veya inanış, insanın dünya görüşünü belirlemesinde ve yaşamsal amaç arayışında önemli bir unsurdur. Meseleyi incelerken, önce varlık ve yaratılış hakkında bildiklerimizi, özlü bir halde ve kısaca paylaşmak istiyorum. Daha sonra, bireysel görüşlerimi bildireceğim. Varlık, herhangi bir şeyin var olma durumunu ifade eder. Bir şeyin fiziksel, düşünsel ya da metafiziksel olarak, mevcut olması varlık alanına girer. Yaradılış, bir varlığın başlangıçta nasıl ve neden ortaya çıktığını açıklayan bir süreçtir. Yonlu filozof Anaximandros'a göre, M.Ö. 610-546 tarihlerinde millette yaşadı, evrenin ve tüm varlıkların, sınırsız, belirsiz bir maddeden, yani apirondan, ortaya çıktığını ve sürekli dönüşen bir yapıya sahip olduğunu savundu. Antik Yunanlı filozof Platon, M.Ö. 427-347 tarihlerinde yaşadı, varlık kavramını idealar dünyası ile açıkladı. Aristoteles ise, M.Ö. 384-322 tarihlerinde yaşadı, varlık kavramını daha somut ve maddeye dayalı bir varlık anlayışı olarak geliştirmiştir. Yahudi kökenli Hollandalı filozof Spinoza'ya göre, 1632-1677 tarihlerinde yaşadı. Tanrı ve doğa özdeştir ve evrendeki her şey Tanrı'nın zorunlu doğasının bir sonucudur. Yani evren Tanrı'nın kendisidir ve yaratılış sonsuz bir süreçtir. Her şey Tanrı'nın varoluşunun farklı görünümleri olarak ortaya çıkar ve bu süreç zorunlu ve belirli bir nedensellik ilkesiyle işler. Ateizm ve materyalizmin kurucusu Alman felsefeci Ludwig Feuerbach'a göre 1804-1872 tarihlerinde yaşadı. Tek tanrılı din olan teizm bir yanılsamadır ve insan ulaşmak isteyip de ulaşamadığı nitelikleri hayali bir varlığa atfetmektedir. Birey farkına varmadan bu varlığı tanrı konumuna yükseltmektedir. Yani din insanın kendisine tapınmasından başka bir şey değildir. Gelelim eşi ve benzeri olmayan, yoktan var eden Allah'ın sözüne yani Kur'an'a. O der ki, evren ve doğada yoktan yaratılış, yani varoluş Allah'ın iradesiyle ve kudretiyle gerçekleşmiştir. Evrenin ve insanın yaratılışı bilinçli ve amaçlı bir süreçtir. Allah hem evreni yoktan var etmiştir, hem de yaratılışın her aşamasını bilgelikle düzenlemiştir. Bu yaratılış sadece bir başlangıç değil, sürekli bir sürecin parçasıdır ve evrendeki her şey Allah'ın varlığına ve kudretine delalet eder. Var olan her şey delillendirilmiştir. Bilimsel bakış açısından evrenin varlığı, Büyük Patlama teorisine yani Big Bang'e göre yaklaşık 13.8 milyar yıl önce bir patlamayla başladığı öne sürülür. Doğal varlıkların kim tarafından ve niçin yaratıldığı konusu bilimin ilgi alanı dışındadır. Ayrıca metafiziksel varlıklarda bilimin konusu değildir. Çünkü nedensellik bilimsel düşüncenin temelini oluşturur. Nedensellik, olaylar arasında neden-sonuç ilişkilerinin var olduğunu ve bir olayın başka bir olayı doğurduğunu öne sürerken, bilim bu ilişkileri araştırır, deneyler ve gözlemlerle bu neden-sonuç bağlarını ortaya koyar. Bilimsel yöntem, doğanın yasalarını anlamak için nedenselliği kullanır ve olayların nasıl, neden meydana geldiğini açıklamaya çalışır. Sonuç olarak şahsımla ilgili diyeceğim şudur. Yaratılış vardır ve gerçek olduğuna Kur'an'da bildirilen delilere ve gerekçelere dayanarak inanıyorum. Şüphesiz her inanç öznel bir kabul ya da kanaattir. Kur'an, benzersiz ve eşsiz var olan Allah'ın evreni ve tüm varlıkları yaratan ve düzenleyen yegane güç olduğunu sık sık vurgular. Yaratılış sürecinde Allah'ın kudreti sınırsızdır ve her şey onun buyruğuna göre var olur ve Kur'an ayetlerinden ikisi durumu net bildiriyor. Şöyle ki o gökleri ve yeri hak ile yarattı. O geceyi gündüzün üstüne dolar, gündüzü de gecenin üstüne dolar. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. Dikkat edin. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Zümer Suresi, Ayet 5 Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O bir şeyi dilediği zaman ona sadece, ol der, o da verir. Bakara Suresi, Ayet 117 Bir bilgi notunu paylaşmak istiyorum. Fiziksel varlıklar bilinebilir ve bilimin konusudur. Metafiziksel varlıklar, bilinmez ancak inancın konusudur, akıl ederek düşünüp idrak edilebilir. Fiziksel varlıklara gelince, iki türdür, yapay ve doğal varlıklardır. Yapay varlıklar insan aklı ve iradesiyle ve doğal varlıklardan yararlanarak yaratılmıştır ya da yapılmıştır. Otomobil, şehir altyapısı, yiyecek, içecek, giyinme, bilgisayar, yapay zeka, diğerleri. Doğal varlıklar ise insanın müdahalesi olmadan yoktan var eden bir irade ve kudret tarafından tasarlanıp yaratılmıştır. Güneş ve diğer uzay sistemleri, dağlar, denizler, bitki, hayvan anlıkları, insan ve akıl. Yaradılış yoktur diye söylenen her ifadenin bilgi olmadığını, sadece inanç olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir inancın gerekçesi veya dayanağı yoktur veya zayıftır. İnançlar öznel bir kabuldür ya da bir kanaattir, yani bireyseldir. Her inanç sahibine saygı duymak gerekir. Aliara 2015. 18 Ağustos 2024.